Şimdi hocam Trabzonspor transfer gündemine dair sayfalarda haberler yerini almış. biz Vişça'dan başlayalım isterseniz. Taraftarları en çok heyecanlandıran transfer hamlesi. Fanatik gazetesi de eee Vişça için Vişça transferi konusunda hem Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın hem de Sayın Başkan Ahmet Ağal'ın Başakşehir cephesiyle görüşmelerini sürdürdüğünü söylemiş. Bu hamleyle ilgili neler söylersiniz? Bir Trabzonspor'un mevcut kadrosunda o özellikle Trabzonspor'un şairi çok dediğimiz hücum hattında bir şair daha eklenebilir mi? Nasıl yorumlarsınız? Yani tabii ki ama şunu söyleyebilirim, Trabzonspor ile uzun süredir ilgileniyor Ceyda. Bu haberlere beraber zaman zaman veriyoruz. Yani bakıldığı zaman ilk dönemlerde rakamsal boyutları gerçekten Trabzonspor için çok uç noktadaydı ama şu an yani şu günlerde bence Vizkay transferine en yaklaştığı dönemler olarak görebiliriz. Yani ben bu transferin sanki bitmeye daha yakın olduğu bir dönemde birkaç gün içerisinde açıklanabilecek bir duruma geldiğini söyleyebilirim. Viska tabii ki bakıldığı zaman ligimizin yani eski tabirle böyle bir sağ açık denildiği tabiriyle gerçekten o bölge için çok önemli bir e, oyuncu yani e, yani bugün oyunun e, her yönünü çok doğru oynayan hücumun defansın takım bütünlüğünün içerisinde kalan e, çok değerli bir oyuncu e, ya Trabzonspor tabii ki ligde ısrar etmesinin en büyük sebebi e, sonuçta yani bu ligimizin e, hem o bölgedeki en iyi oyuncusu hem de çok sıcak bir oyuncu yani bu sene belki performans olarak e, belki başlangıcı eski yıllar gibi olmadı ama daha sonra toparlanışı e, takıma çok e, değer katışı. Trabzonspor'da şu an gündemde olmasının ben çok normal olduğunu biliyorum. Ee, çok sıcak bir oyuncu, takıma çok değer katabilecek bir oyuncu. Trabzon'un o bölgede bence şeyin problemini çok kolay halledebilecek bir e, oyuncu karakteri. E, ama dediğim gibi birkaç gün içerisinde sanki bu olay çözülecek diye e, ben düşünüyorum. Peki Trabzonspora daha yakın görüyor musunuz hocam? Çünkü Fenerbahçe'nin de e, hamlesi olduğunu ilgilendiğini biliyoruz Edim VİÇAYLA e, ama görünen o ki sanki Trabzonspor'a bir adım daha yakın. Bu konu hakkındaki yorumunuz ne olur? Ben sanki çok olayın içerisinde Trabzonspor'un haricinde başka bir takım olduğunu düşünmüyorum. Yani belki bu bir gündemdir e, ama yani transfer etmek için e, yoğunluk yaşayan ve yani bu e, transferde belli bir noktaya gelen. Ee, ben Trabzonspor'un haricinde olduğunu ben düşünmüyorum. Ben eğer bir transfer olursa e, o da Trabzonspor olacaktır diye e, düşünüyorum ben Ceyda. Ve e, bir diğer transfer haberi de dün de biz haberlerimizde paylaşmıştık. Efeci Ankara'ca e, transfer hamlesi bordo mavilerin e, Alanya Alanyaspor performansını düşünecek olursak futbolcunun ee, yine devre arası transfer döneminde planlanan e, o ki Efecan Karaca da bordo mavili formayı giyebilir. Giyerse takıma katkıları ve e, kadro üzerindeki etkisi ne olur hocam? Yani bunlar ligimin te, ligimizin tecrübeli ve kendi pozisyonlarındaki iyi oyunculardan e, Efecan. E, yani Tabii Trabzonspor Vizca e, olayını çok fazla e, belli bir yere taşıyamasaydı Efecan gündeme gelecekti. Trabzonspor Efecan'la belki girişimde Serdar Gürler'le de bunu e, ekleyebiliriz aslında Ceyda. O konuda da Trabzonspor'un listesinin isimleri arasındaydı. Ee, ama tabii liste olunca sanki diğer isimler, sanki değil diğer isimler artık e, liseden çıktı gibi duruyor. E, Efecan tabii ki önemli bir oyuncu. Yani gerçekten ligimizin son yıllarda e, performansın üzerine çıkıp katkı anlamında liste yaparsak Efecan da bunlardan e, bir tanesi. E, çok çalışkan bir oyuncu, e, çok değerli bir oyuncu kendi takımı için. E, tabii ki Trabzonspor yani eğer e, tabii ki Richçi olmazsa belki yine gündemde Efecan tutabilir. Ben e, Rich Trabzonspor'a ne kadar değer katarsa Efecan'ın da oyun yapısı, oyun anlayışı, e, çizgi oyunu, e, Trabzonspor'a o kadar bir değer katar diye düşünüyorum ama ben sanki şu an e, birazcık transferde uzak noktada duruyorlar gibi tahmin ediyorum. Hocam e, tabi Bordo maviler bu süreçte tarihsiz sakatlıklar da yaşadı. Bunlardan biri de e, Edgar Yen'in sezonu kapatması. Şimdi Edgar Yen'in sezonu kapatmasıyla birlikte stopere yapılacak takviye de bir hayli önem kazandı. E, bugün e, gazetelerde yine e, Samet ismi ön plana çıkmış. Trabzonspor 27 yaşındaki stoper için Adana Demirspor'la temasa geçti haberleri var. Yunus Emre Sel imzalı muhabir arkadaşımız. Ee, diğer taraftan tabii Samet ismi konuşulurken e, Fanatik Gazetesi de yine yabancı stoper adaylarını sıralamış ee, Trabzonspor için Tigres oynayan Alcedo ve Porto'dan e, Mbemba radarında aynı zamanda Fransa'da Lyon forması giyen tanıdık bir isim ee, Jason Dinaier ee, şartları araştırılan isimler e, yerli olursa Samet hata için yorumunuz ne olur? Ya da e, Vitor ile birlikte o yabancı tandemi bozulmaz mı? Yabancı e, arayışı sürer mi Borno Mavilerin? Bunu da sormak istiyorum. Yani Samet e, ismi evet, bir dönem Trabzonspor'un gündemdeydi. Yani bir dönem dediğim e, Trabzonspor, Samet'le ilgili düşünceleri vardı. E, ama şu an ben sanki e, bu stoper pozisyondaki transferi e, bir yabancı arayış içerisinde olduğunu e, düşünüyorum ben Ceyda. Yani biraz daha ee, o bölge için e, daha e, tecrübe anlamında daha e, sıcak e, şu an hazır bir oyuncu anlamında yabancı bir e, yabancı oyuncu transfer, yabancı e, ülkelerden böyle bir e, düşünce içerisinde olduğunu ben e, düşünüyorum. E, Samet bakıldığı zaman evet yani bu senenin performansı olarak gerçekten takımına çok değer kattı evet. ama arayışları Trabzonspor bu konuda birazcık daha yurt dışına çevirmiş gibi düşünüyorum birkaç oyuncu vardı e, tabii ki bu dönemlerde o transfer et yapmak istediğin oyuncuyu e, ne kadar süre uzarsa hem rakamsal anlamda hem de e, işi zorlaştırm anlamında işler biraz daha kötüye gidiyor. E, görüştüğü Trabzonspor'un stopperler vardı dışarıda yabancı oyuncularda ama ya dediğim gibi yani süre uzadıkça rakamlar ve şartları çok zorluyorlar. E, çok kolay olacağını ben düşünmüyorum ama ellerinde birkaç tane isim var. E, bunların muhakkak e, bu hafta içerisinde bir tanesi olacağını ben e, düşünüyorum. Zaten 12'sine kadar e, oynayamayacakları için yani bu konuda e, gelecek haftada Trabzonspor için önemli olduğunu ben düşünüyorum stopper transferinde. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Aynı zamanda gidecekler de merak ediliyor Bordo Mavriler'de. Çok düzenli, araştırılmış bir transfer politikası izlediğini geçen sezondan bu yana söylüyoruz. Gide, gidecek futbolculara yine hocanın karar vereceğini Sayın Başkan Ağoğlu bir açıklamasında dile getirmişti devre arası transfer döneminde. Vakeme'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bordo Mavili taraftarları özellikle Vakeme'den bir olumlu müjde bekliyor yönetimden Vakeme için takımda kaldığına dair. Ki Vakeme'de ülke basının açıklamalarda yapılmış tra açıklamalarda bulunmuş Trabzon'da heykelini diktiler ne düşünüyorsun diye sorulmuş Vakeme'ye. Hayatımda aldığım, aldığım en anlamlı hediyelerin başında geliyor kendimi mahcup hissettim onlara minnettarım. Onları mutlu etmek için elimden gelenin fazlasını da yapmaya çalışıyorum ifadelerini kullanmış. Ee, aynı zamanda Tron senin içinde giresunspor iddiaları var. Ee, Yusuf Sarı'nın e, herhangi bir transferde takas yoluyla özellikle e, Süper Lig'se e, ki takımlarda yine e, takasta kullanılabileceği haberleri vardı. E, gidecek futbolcuların e, ön plana çıkanları ile ilgili neler söylersiniz hocam ve takımda kalmasını beklediğiniz? Mesela Vakem'e. Yani vakame transferinde Trabzonspor tabii ki bir dönem çok gündemdeydi. yani Bir an önce bu transferi bitirmek en azından bu şu an sıcak bu ligde çok fazla vakame problemi yaşamak istemiyordu. İki taraftar tarafında da çok sevilen yani Takıma katkı anlamında takıma çok önemli, değerli bir oyunculardan bir tanesiydi. Yani bitirmeye veya hani bu işi sonlandırmaya çalışıyordu sözleşme uzatma anlamında. Vakame ilk Planda birazcık hani sezon sonu e, ben kalırım düşüncesindeydi. E, tabii ki yine aynı düşüncede. E, o yüzden çok acele etmeye gerek yok. Yani bir ara rakamlar konuşuldu. Rakamlar konuşulduktan sonra Trabzonspor hani Vakame'nin kalma isteğini daha çok gördüğü için olayı yine e, sıcak tutuyor ama ee, Vakamın Trabzonspor'a kalması için Trabzonspor elindeki bütün imkanları ben e, kullandığını e, düşünüyorum ve kendisi de burada çok e, sonuçta hem taraftarın çok sevdiği bir oyuncu hem de çok önemli bir oyuncu. Dört yıldır Trabzonspor'a çok şeyler kattı. E, ben hani bu konuda çok fazla bir problem yaşanır mı? Yani şu an biraz gündem dışında neden? Çünkü Trabzonspor şu an başka bir transferlerle ve gelecek planlamalarıyla ilgileniyor ama ben e, dediğim gibi yani Trabzonspor'un lige başladıktan sonra sakin bir döneminde bu transferle ilgili de ben bir sonuç alacağını ben düşünüyorum. Ee, tabii kiralık oyunculara bakıldığı zaman çok talep var e, Ceyda. Ee, Anadolu kulüplerinden e, bu oyuncularla ilgili çok girişimler var ama e, yani Abdullah Hoca ee, yani tabii ki gitmek isteyen bu oyunculara e, muhakkak müsaade edecektir e, diye düşünüyorum. Ama ben e, şu an tabii Trabzonspor'un kadrosunda her oyuncu çok mutlu ceyda. Herkes şampiyonluk yaşamak istiyor. E, herkes yani Kazanç olarak şu an Trabzonspor'dan çok memnun. Yani o yüzden oyuncular bu anlamda gerçekten çok enteresan bir düşünce yaş, gerginliği yaşıyorlar. Kimse gitmek istemiyor. Ama tabii ki belli bir durumdan sonra belki bu oyuncular bu anlamda birazcık daha esnek hale gelebilir. Ben Trabzonspor'un eğer Trabzonspor tronseni kendi gündeminden dışarıya çıkarsa ben tronseni çok e, Türkiye çerçevesinde kalacağını ben e, düşünmüyorum. E, Avrupa kariyerini e, bir şekilde daha yak kolay yakalayabileceğini ben e, bekliyorum. Ama e, Trabzonspor yani şu an tronseni Türkiye'de kiralık veririz diye düşüncesi çok fazla olduğunu ben de zannetmiyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Hamdi Hocam. Kıymetli değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık.